Merhaba arkadaşlar. Fatih Hoca ben tekrar. Yeni bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Ki bu arada biliyorsunuz YÖK Dil sınavı gündeme geldi. Ve YÖK Dil'in örnek soruları yayınlandı. Ve tabi değişik online ortamlarda fikirlerimi paylaştım bununla ilgili. Yine söylüyorum arkadaşlar. YÖK Dil sınavı YDS sınavına göre daha mantıklı, daha insaflı bir sınav olacağı benziyor. Bu yüzden de önümüzde her ne kadar çok kısa bir süre olsa da bu süreyi yoğun bir çalışmayla arkadaşlar avantaja dönüştürmekte fayda görüyorum. Size de tavsiyem bol bol soru çözülmesi, bol bol okuma yapılması bu süre zarfında arkadaşlar. Umarım bu yeni sınav hepiniz için güzel sonuçlara sebep olur arkadaşlar. Buyurun. Şu an ekranda bir tane sorumuz var. Bir bağlaç sıfat zarf mantığıyla sorulmuş ve bu seçeneklerden oluşmuş bir gramer sorusu arkadaşlar. Çözüme başlayalım isterseniz birlikte hemen. Evet. Arkadaşlar öncelikle seçeneklerde ne olduğuna bakarak başlamakta fayda var. Daha önce birçok soruda bunu söylemiştim. Dikkat ederseniz seçeneklerde both, more than, more, işte efendim not only but also, işte only also, such, as well as tarzı seçenekler ve kelimeler var arkadaşlar. Buradan ben anlıyorum ki bu soruda bizim sıfat zarf mı yoksa bağlaç mı kullanmamız gerektiğine dair bir sorgulama yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle bu tip sorularda size tavsiyem şu olsun. İki boşluk verildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iki boşluğun birbirinden bağımsız mı, birbiriyle ilişkili mi olduğunu anlamak için basit bir işlem yapalım isterseniz. Arkadaşlar ilk boşluktan sonra dikkat ederseniz on account of şeklinde bizim because of diye tabir ettiğimiz due to, owing to, as a result of tarzı yapılarla benzerlik gösteren bir bağlaç var. İkinci boşluktan sonra baktığımda ise yine aynı mantıkla verilmiş başka bir bağlaç daha var arkadaşlar. Yine because of, yine on account of, yine due to, yine owing to şeklinde verildiğini görüyorum. Arkadaşlar bu tip durumlarda yani boşluklar sonrasında verilen ifadelerde benzerlik dikkatimizi çektiğinde bu isim isim, eylem eylem, burada olduğu gibi bağlaç bağlaç, bazen prepozisyon prepozisyon şeklinde görülebilir. Arkadaşlar bu durumda bizim önceliğimiz her zaman için ikili bağlaçlar olsun. İkili bağlaçlar ve ikili sıfat zarfları birbirinden ayırmakta fayda var. Bu söylediğim özelliğe dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Yani boşluktan sonra nelerin verildiğine bakarak. Bu durumda ben burada bana ikili bağlaç sorulduğunu anladığıma göre bakıyorum. Both ve more than şeklinde bir ikili bağlaç olduğunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Söylenemez zaten. More even so, only also, such as well as. Ama buraya dikkat ettiğiniz de not only but also şeklinde bir ikili yapı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani şu an cevabımızın gramatik olarak D, şekil olarak D olduğu görülüyor. Peki ne diyor? İsterseniz kendimizi bir de sağlam alalım. Arkadaşlar mandıracılıktan ya da süt besiciliğinden bahseden bir giriş yapılmış. Ne yapmış arkadaşlar? Son dönemlerde medyada ciddi görünür hale gelmiş, ilgi çekmiş vesaire. Devam ediyoruz. Not only on account of the dry season dediğimizde sadece kuru mevsimden ya da mevsimlerden dolayı değil, aynı zamanda da radyasyon korkusundan dolayı şeklinde bir anlam yükleyebiliyorum cümleye sevgili arkadaşlar. Not only but also'yu hem de şeklinde çevirebileceğimizi de söylemekte fayda var. Birçok cümlede aynı anlamı verdiğini göreceksiniz zaten. Yani ben yine şunu söylüyorum. Süt besiciliği veya mandıracılık doğrudan ideal çevirden başlarsam arkadaşlar. Hem kuru mevsim hem de radyasyon korkusundan dolayı son dönemlerde medyada ciddi anlamda görünür hale geldi, ilgi çekti şeklinde bir ifade arkadaşlar. Evet cevabımızın Denizli olduğunu görüyoruz. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.